kostüm, evet. Kıyafet çok güzel. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok yakışmış. Evet, güzel bir metiye. Evet. Hocam Karacaoğlan çok mıydı? Güzel ya. Karacaoğlan. Evet. Değil mi? Evet. Sözler Karacaoğlan. Evet, sözleri. Farklı bir türkü bu arada yapı olarak da gerçekten. Emre nasıl biraz buldun? Ben Malatya'dan sizlere seslendirdim. Evet. Malatya'ya koca. Bir şey sorabilir miyim? Tabii hocam. Muharrem Temiz'den mi dinledin? Kimden dinledin? Kimden dinledin? Yine TRT Radyosu'ndan tamam. Bir kişiden dinledim. Kayıttan geçmişsin herhalde. Eyvallah. TRT kaydından. Aysun hocam? Yavrum sanki böyle biraz böyle şeylerde çok sert şey yapıyorsun. Ne yapıyor hocam mesela? Mesela ne yapıyor? Ben merak ediyorum onu. Ne yaptı? Ya benim namelerde yani o söz başlarında mı diyeyim? Bir okusa yine aslında. Bak bir şöyle bir söylesen hoca bir şey söyleyecek. Yarım pes ama ton alsa çok iyi olur. Belki. Yarım pes alabilir mi bir ton Ali? Karabağrım ezik ne salınırsa cevahir pas tutmaz ne silinirsin ne silinirsin baktıkça gözüme hoş görünürsün. Bugün güzelliğin dün benzin. Şimdi yumuşadı. Şimdi bence peslerde heyecanlanıyor. Şimdi düşününce ama yumuşattı. Şimdi yumuşadı. Yalnız, yine tize çıkmak istiyor biliyor musun yani? Alışmış. Yine bir tizleşme isteği var yani hep. Bir de yine sanki türküde böyle bir eksik olan bir şeyler var. Çünkü bunu ben radyoda okumuştum. Şu anda tabii şey yaptım ama böyle eksikler var gibi. Ama ilk okuduğun ton hakikaten tiz bir ton. Kolay bir ton değil. Fakat sen işte o göğüs sesiyle bastırıp çıkarmaya çok alışmışsın gümbür gümbür okumak ama için. Ama şey o da var. Hep seni yukarı atıyor. Aslında alt tonların çok kötü mü hocam peki? Hayır kötü değil. Kötü değil. Ama normal yani daha rahat okuduğun tonların da kötü değil senin yani. Sesinin sadece bir bölgesi muhteşem değil Songül öyle düşün yani. Bütün aralıklarında çok rahat söyleyebilirsin. Biraz daha serbest bırakabilirsin kendini o nedenle. Ton seçimlerinde. Evet ya Songül aslında nüansların kontrolsüz senin. İşte evet. Yani yaptığın nüansı hatta vücudunla tamamlamaya çalışıyorsun. Özellikle bozlak söyleyenlerin yani daha işe yeni başlayanların yaptığı bir şey var. Hani tamamen vücuduyla, omuzlarıyla o hançereleri, gırtlakları yapmaya çalışmak. Vücut katarak. Üstesinden gelemediğin zaman vücudunu devreye sokuyorsun aslında. Sadece hançerenle yapmaya gayret etsen bence daha doğru olacak. Çok, yani çok var olsa. Vücudunu bir şeye dahil etme. Çünkü o bir nevi bir kurtarıcı gibi bir şey oluyor senin. Kaçış noktan gibi oluyor. Kesinlikle diyoruz evet İsmail. Evet alkışlıyoruz. Songül Kalaçer'i teşekkür ediyoruz Songül.